Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz diyorum. Evet, böyle şu an şık karşınızdayım ama önce bir konuşmamı yapayım da biraz ondan sonra açıklayacağım zaten. Dün biliyorsunuz ben misafirlikteydim. Çok güzel bir gün geçirdik. Çok güzeldi. Her şey Ebru'cuğuna da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Bu arada hep Rümeysa demişti annemin size güzel bir haberi var diye. Bir dakika zil çalayım. Evet. Şöyle dünden eve geldim. Dedim ki üzerimi çıkarmadan sizlerle biraz konuşayım. Bunu da videonun en başına ekleyeyim. Ondan sonra da düğünde çektiğim videoları izlersiniz. Aslında evdeyken açılışımı falan yapacaktım. Bu arada yeniden hoş geldiniz. Tam ben konuşmaya başlarken apaçık kampı geldi. Dışarıdan hepsi geldiler. Mecbur hemen ben de unuttum. Ondan sonra da Kadir aşağı indi. Beni bekledi. Çünkü beni Beyhan'a bıraktı. Biz Beyhan'la birlikte arkadaşımızın düğünü vardı. Kezban'ın. Bir de Yasemin'in. Buradan selam gönderiyorum ikisine de. Karadeniz düğünüydü ve çok güzeldi. Ben de ilk defa öyle hani horonlar falan geldi düğüne. Baya eğlenceli ve muhteşem bir düğün olmuştu. Çok sevdik. Tek yanı işte ben horon bilmiyorum. Sara dedim beni daha kovmadan horon. Kendim çıkın medişle ikimiz yapmaya çalışıyoruz ama yok. Beceremiz işte herkesin yeteneği farklı. Çok eğlenceliydi dediğim gibi eski arkadaşlarımızı falan gördük. Sergül'cüm selam gönderiyorum sana. Bir sürü de takipçilerle de karşılaştık. Bayağı güzeldi. Evet, dün de biliyorsunuz zaten Kadir de kaza yapmıştı. Yapacak bir şey yok. Kurban oldum Rabbim. Kendilerine bir şey olmadı. İnsanlar neler neler kaybediyor. Yine kazanır, yine çalışır. Yapacak bir şey yok. Artık hani olan şeye geri getiremeyiz. Keşkelermiş, buymuş, şuymuş ne dersek de diyelim. Boş olacak. Bir de zaten çocuklara hep bütün anne babalar hiçbir şekilde bizim dediğimizi galiye almazlar. Hani doğru görmüyorlar. Maalesef ne kadar yavaş da sürün, dikkatli de sürün desek de onlar yine kendi bildiğini yapıyorlar. Yok yok. Tabii ki kendileri o hatayı, o yanlışı görmeyene kadar. Önemli olan yanlışlarını, hatalarını görmek, trafikte daha dikkatli olmak. Çünkü sadece kendi canlarına değil, başka insanların canlarının sorumluluğunu da taşıyorsunuz. Karşıda hani size bir şey olmayabilir ama karşıdaki insanlara bir şey olabilir. O yüzden lütfen gençler, bırakın artık bu hız sürmeyi, dikkatsizliği. Lütfen trafiğe çıkınca daha dikkatli olun. Ne diyelim başka? İşte beraber gidiyorlar. Ne bilsin işte arkadaşınız da işte mesafenizi koyacaksınız. O araba boşuna levhalar koymamışlar. Boşuna yol mesafesini koymamış insanlar. Uymazsanız da cebesini yine sizler çekersiniz. Sizin cebinizden çıkıyor. Maalesef o kadar biriktirdi. Yemedi, içmedi. Kendine araba aldı. O da çöp oldu. Canları sağ olsun. Buna da diyorum ya bin şükür hiç kimseye bir şey olmadan böylelikle atlattık. İnşallah bu son olur. Daha biz kurbanını kesemeden zaten Sara Kasım kurbanını kesecektik. Daha konuşuyorduk. Araştırıp yani gönderecektik. Aha böyle oldu. Artık bir dahaki Sara Kasım tabii ki şeysini veririz. Ama kurbanın da artık bir dahaki kendine araba alırsa dedim oğlum o da çok üzüldü tabii ki de yapacak bir şey yok oğlum dedim insanlar nelerini kaybediyorlar villalarını evlerini arabalarını varsın gençsin dedim yine çalışırsın daha güzelini alırsın daha iyisini alırsın ama tabii ki de almak şey etmek söz konusu değil daha dikkatli olmak trafiğe daha bilinçli ve daha düzgün kullanmak önemli öyle yani inşallah Rabbim tabii ki de kimsenin evladına yaşatmasın, kimseyi de öyle bir zorluktan geçirmesin. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Yani hayat devam ediyor. Aslında düğüne de gitmeyecektim. Çocuklarıyla dedi ki git. Bir de Kezban da arkadaşımız. Mecbur o da olacak, o da olacak. Sonuçta kurban oldum Rabbim. Kimsede bir çizik, bir şey yok. Yani öylelikle düğüne de gittik Beyhan'la birlikte. Güzel de eğlendik, geldik. Yapacak, ne yapalım. Bir de güzel haberim var demiştim, size söyleyecektim.
Hayatta gördüğünüz gibi her zaman kötü şeyler olmuyor. Bazen de insanı mutlu edecek güzel şeyler oluyor. Hadi özledim geldi. Yoyana geldim. Yoyana. Hoş geldin Azer. Anne yoyana geldim. Aferin sana, rolleyle gelmiş. Ben kardeşimle barıştım. Biliyorsunuz ailemle, kendi ailemle görüşmüyorum. Benim küçüğüm olan kardeşimle barıştım. O esrarengiz misafir mal geliyor ve ben de dün gitmiştim. Benim kardeşim oluyor ve ben de çok mutlu oldum. İnsanlar kendi hayatlarının hakkında kendi karar verebilmeleri çok güzel bir şey. Hiç kimselerin etkisinden kalmadan. Öylelikle barış sağlandı yani sadece kardeşimle. Şimdilik bakalım. Zaten kardeşten fazlası da gerek yok. İnsanlar herkes yerlerinde sağ olsun. Yani güzel gelişme oldu diyeyim. Evet öyleydi yani. Biz de işte zaten o akşam oradaydık. Kadir de oradaydı aslında. Bir anda arkadaşlar arayınca Kadir gitti. Hoşçakalın. Gitmedin. Oğlum sen de otur. Ne güzel oturuyoruz. Güzel güzel. Eski zamanda 10 sene önce yaptıklarımız şeyleri, anılar konuştuk, halaylar çekildi, türküler söyledik. Çünkü kardeşim de çok güzel türkü söyler, hep söyleriz, söylerdik beraber. Olacakmış yani, olacağın önüne geçilemiyor maalesef. Öyleydi işte, dedim size bunları da söyleyeyim. Bunu da videonun başına ekleyeyim, ondan sonra da artık düğünü izlersiniz. Güzel, eğlenceli bir düğün oldu. İnşallah elimden geldiği kadar size çekmeye çalıştım. Hadi bakalım, sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Videoda da iyi seyirler diliyorum. Bay bay. Kızlar, biz böyle salona geldik. Baya geç geldik. Çok kar karadık çünkü. İki güzel de burada. Berfe maşallah, Allah kahretmesin. Yine çok güzelsin. Vallaha. Şimdi ekran çatlayacak yemin ederim. Şu şekilde muhteşem bir organize ile karşılaştık. Çok hoş. Şöyle mezeler falan var burada. Şöyle tatlımız var, ekmek var formada. Çok güzel. Hadi bakalım. Eğleniriz daha biraz sonra. Bir bakalım. Sen bu evden gideni bilmez gözüme yaşa. Güle güle gül hanım, gel otur benim canım. Sensiz benim dermanım, nikahım devamım. Güle güle gül hanım, gel otur benim canım. Sensiz benim dermanım, nikahım. Tavuk soteyle pirinç zebzeli pirinç pilavı var. Böyle berfi yedim ki berfi şu peçeteleri böyle üstüne sereceğim. Bunları üstüne ser de üstüne dökülmesin. Zenginler öyle yapıyor. Öyle miydi? Böyle yapıyorlar. Filmlerde görüyorum. Böyle şeye gidiyorlar böyle üzerine seriyorlar. Hadi bakalım hepimize afiyet olsun. Afiyet olsun Mediş. Hadi tabakları kaldırıyoruz biz de. Valla yemeğimizi yedik. Tatlı yiyoruz bir efsane. Ondan sonra müzik açırsa tabii de oynamaya kalacağız. Bu arada gelinden de izin aldım çekim için. O yüzden rahat, gönül rahatlığıyla çekim yapabileceğim bugün. Bakalım işte sonrasında bizim belki Leyhan'ın kahve içmeye gidelim.
dedi Reyhan. Tepkinde sıra bizim adetimizdir. Bu arada evde açılışı yapayım. Çocuklar geldi sonra düğünden sonra artık kapanışta güzel sohbet edip konuşuruz. Kadının kazasıyla ilgili de detaylı konuşuruz. Size güzel haberi de verecektim. Onu da söylerim açıklarım. Ama artık evde. Keşke Sara'yı getirseydim. Neyse bir daha yine abi. Gençler hiçbir yere gitmiyoruz. Ekibimizi tekrardan şöyle ortaya alıyoruz. Ekibimizi ortaya alalım. Çiftimizi de alabiliriz tabii ki. Şimdi bu genç ekibin, bu genç dinamik ekibin bir de genç bir hocası var. Hocaları aralarındaydı. Kübra şöyle bir el kaldır istersen. Hocamızın bir güvenli alkış gelsin. Bir alkış gelsin ona. Harika. Gerçekten harika ödülsün. Şimdi Kübra sadece gençleri çalıştırmıyor. Aynı zamanda çocuklara da eğitim veriyor. Benim kızım bile bunun eğitimini alıyor. Sizlerden tabii ki ricamız. Bu ekip tabii ki uzakta ama burada da bu işi hakkıyla yapan ekipler vardır. Çocuklarınızın gelişiminde buna inanın zihinsel olarak da kişisel olarak da bunun çok büyük faydaları olacaktır. O yüzden çocuklarınızı sadece evde oturmayalım. Orada PlayStation başında vakit geçirmesinler. Burada zaten istekli gençlerimiz, çocuklarımızı görüyorum ben. Eğer tabii evet, ki sahipleri Karadeniz'de olursa düğün de böyle muhteşem oluyor. Kendisi de zaten burada olacaktır. Hepsine maşallah. Şimdi sözü de fazla uzatmayalım diyoruz. Hazır Karadeniz'e, Karadeniz'in sisli, kumandı yaylalarına doğru gitmişken sırayı biz onur şanlı Karadeniz'in gerçekten nacizane kemençe üstadlarında güzel bir sesle bir alkış gelsin öncelikle ona. Ona şanlı olmak diyoruz. Kısacası Onur abi her sözü sana bırakıyorum. Ekibimiz burada birazdan orana başlayacağız.
gibi yanağına koray. Sevduğum ellerini düğmeleri karar. Sana sevdanlar da bir yüreklerim yarar. Sevduğum kuşağını püskülü ben olay. Bal yapanları gel gel horana gel.
Ses gelsin, ses haydi. Bugünün kadın başka senin günler. Ama ne güzelsin kara, altını dişli kara, sırma saçlı kara, güzel gözlü kara. Hop hop demeye geldim, peynir yemeye geldim, peynir yemeye bahane, kız seni görmeye. Hazır mıyız hanımlar beyler? Haydi gel oğlum. Bizde her şey bizde, sizde ne var? Haydi sen.